Buna göre araç yolu mor renk ile gösterilen bölümünü tamamladığı anda saat kaçtır? A noktasında iken 14.20'de B noktasına doğru yola çıkan araç 16.20'de B noktasına ulaşmıştır. 16.20 ile 14.20 arasındaki fark 2 saat olduğuna göre A'dan B'ye toplam 2 saatte gidilmiştir ve A'dan B'ye gidiş süresinin bölünmüş yollara göre dağılımı dairesel grafikte verildiğine göre sürenin tamamı 2 saat. 2 saati de dakikaya çevirirsek 2 çarpı 60'dan 120 dakikadır. Sarı daire diliminin merkez açısını bulacak olursak 5 tane açının toplamı 240 tamamı 360 derece olduğundan 360'dan 240'ı çıkarttığımızda sarı daire diliminin merkez açısı da 120 derecedir. Yolun mor renk ile gösterilen bölümünün tamamlandığı ana kadar geçen süreyi bulursak 360 derecenin tamamı 120 dakikadır. 360 derecede 120 dakika ise Mavi ile gösterilen kısım 15 derece Sarı 120 derece Yeşil 30 derece Mor ise 60 derece 4 tane açının toplamı 225 360 derecede 120 dakika ise 225 derecede kaç dakikadır? İçler dışarı çarpım yaparsak 360 çarpı x eşittir 225 çarpı 120 Her iki tarafı 360'a böldüğümüzde sadeleştirmeleri yaparsak 360 120'nin 3 katıdır. 225'i de 3'e böldüğümüzde 75 bulunur. Toplam süre 75 dakika. 75 dakikayı da saate çevirirsek 1 saat 15 dakikadır. Ve yolculuk 14.20'de başladığına göre 14.20'ye 1 saat 15 dakika eklersek Yolun mor renk ile gösterilen bölümü tamamlandı da saat 15.35'tir. Sorun cevabı C'dir. Buna göre Ayşe'nin mavi bilyelerinin sayısı kaçtır? Birinci grafik bilye sayılarının renklere göre dağılımını gösteriyor. Dairesel grafiğin tamamı 360 derecedir. İki açının toplamı 180 derece. 360'tan 180'i çıkarttığımızda Yeşil bilyeye ait daire dilimli merkez açısı 180 derecedir. 60, 120, 180, 60'ın katları olduğuna göre 60 derecelik kısma k tane bilye dersek sarı bilye sayısı k tanedir. 120, 60'ın 2 katı olduğu için mavi bilyesi, bilye sayısı 2k, 180 de 60'ın 3 katı olduğu için yeşil bilye sayısı da 3k'dır. İkinci grafikteki Dairesel grafiğe bakarsak bilyelerinin toplam kütlesinin renklere göre dağılımını gösteriyor. İki açının toplamı 180 derece 360'dan 180'i çıkarttığımızda mavi bilyelerin kütlesinin kütlesine ait daire dairelerin merkez açısı 180 derecedir. 30, 150, 180, 30'un katları. 30 derecelik kısmın kütlesine x dersek sarı bilyelerin toplam kütlesi x'tir. 150, 30'un 5 katı. Yeşillerin tamamının kütlesi 5x, 180 30'un 6 katı mavilerin tamamının toplamı ise 6x'tir. Yeşil bilyelerin toplam kütlesi bir sarı ile bir mavi bilyenin toplam kütlesinin 30 katıdır. Bir tane sarı bilyenin kütlesini bulursak k tane sarı bilye var ve tamamı kütlesi x. X'i k'ya böldüğümüzde bir tanesinin kütlesi bulunur. Bir tane mavi bilyenin kütlesini bulursak 2K tane mavi bilye var ve tamamı kütlesi 6X. 6X'i 2K'ya bölersek buradan da 3X bölü K bulunur. Bir tane mavinin kütlesi. Sarının kütlesi X bölü K. Bir tane mavinin kütlesi 3X bölü K. İkisinin toplamının 30 katı ise yeşil bilyelerin toplam kütlesi 5x'e eşittir. Paydalar eşit olduğuna göre payları toplarsak 5x eşittir. 4x bölü k çarpı 30. Eşitliğin her iki tarafında x olduğu için sadeleşir. 35'in 6 katıdır. K da buradan 4 çarpı 6'dan 24 bulunur. Mavi bilyelerin sayısı 2k olduğuna göre 2 çarpı 24'ten 48 tane mavi bilye vardır. Sorun cevabı A'dır. Cansu'nun ikinci yazılıda notu ilk sınava göre azaldığına göre Derya'nın ikinci yazılı notu kaçtır? Tabloda birinci ve ikinci yazılı notları verilmiş. Grafikte ise ikinci yazılı notunun birinci yazılı notuna göre yüzdelik değişimi gösterilmiş. Asya'nın notlarına bakarsak birinci yazılı 60, ikinci yazılı 90. İkinci yazılı arttığına göre 90'dan 60'ı çıkarttığımızda 30 artış vardır. 60'da 30 arttı ise yüzde kaç arttı dersek 60'ın yarısı 30 ise yüzün yarısı da 50'dir. Yüzde 50 artış olması gerekiyor. Sütun grafiğinde sıfırdan yukarısı artışları sıfırdan aşağısı azalışları gösterdiğine göre yüzde 50'lik kısım sütun Asya'ya aittir. Mavi sütuna Asya'yı yazıyoruz. Burcunun notlarına bakarsak birinci yazılı 72 ikinci yazılı 54. Azalma olduğuna göre 72'den 54'ü çıkartırsak puanı 18 azalmıştır. 72'de 18 azalıyorsa yüzde kaç azalıyor dersek 72'nin 4'te biri 18'dir. Yüzü de 4'te bö 4 e bölersek 25 bulunur. Yüzde 25 azalması gerekiyor. Azalan miktarlara baktığımızda yüzde 25'lik kısma gelen sütun grafiği de Burcu'ya ait olması gerekiyor. Yeşil sütunda da Burcu'nun. Cansu'nun ikinci yazıda notu ilk sınava göre azaldı ise Yüzdelik değişimi de azalması gerekiyor. Diğer sütun grafiklerine baktığımızda sarı kısım azalmayı gösterdiğinden burası can suya aittir. Geriye kalan pembe ise deryaya ait sütundur. Deryanın birinci yazılı notu 40. %25 arttı ise 40'ın %25'ini bulursak 25 bölü 100 ile çarptığımızda sadeleştirmeleri yaparsak 125'in 4 katıdır. 40'ı da 4'e böldüğümüzde 10 bulunur. 10 artacağına göre 40 artı 10'dan ikinci yazılı notu 50'dir. Sorun cevabı C'dir. Buna göre x'ye çarpımı kaçtır? Özge taşları bir ipe sırasıyla 3 tane sarı, x tane mavi, y tane kırmızı ve 4 tane yeşil taş olacak şekilde dizmiş ve aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmıştır. Yaptığı bu bilekliği şekil 1'deki gibi boş olan takı kutusuna koymuş. Şekil 2'de kutunun içinde bulunan taş sayıları gösterilmiştir. Şimdi Şekil 2'ye baktığımızda kutunun içerisindeki sarı taş sayısı 87 yani görülmeyen kısım. Dışarıda da 6 tanesi görüldüğüne göre 87'yi 6 ile topladığımızda toplam 93 tane sarı taş vardır. Dizilim sarıyla başlayıp yeşille bitmesi gerekiyor. Sarıyla bittiğine göre 3 tanesini çıkartırsak 93 eksi 3'ten 90 tane sarı taş vardır. Her seferinde 3 tanesi dizildiğinden 90'ı 3'e böldüğümüzde 30 defa tekrar edilmiştir. Her bir taş aynı sayıda tekrar edildiğine göre mavi taşın tamamı 150 tane. 30 tane tekrar yapıldıysa 150'yi 30'a böldüğümüzde her defasında 5 tane mavi taş dizilmiştir. X tane mavi olduğuna göre X buradan 5 bulunur. Kırmızı Taşın toplamı 90. 30 defa dizileceğine göre 90'ı 30'a böldüğümüzde her defasında 3 tane kırmızı taş dizilmesi gerekiyor. Y de buradan 3 bulunur. X ile Y'nin çarpımı sorulduğuna göre 3 çarpı 5'ten sonuç 15'tir. Sorun cevabı C'dir.